Yarışmasına katılmamışım İlk soruda soru bu olsaydı elenebilirdim Afganistan'ın para birimi aşağıdakilerden hangisidir Afgan Afganisi telefon jokeri hakkımı kullanmak istiyorum Efendim TÜGVA ile ilgili haber var sırada Murat Ağrel'in haberi başarılı gazeteci Murat Ağrel'in ortaya çıkarttığı belgelerde TÜGVA'nın listeler halinde kim milyoner olmak ister yarışmasına yarışmacı gönderdiği söyleniyor bir el atmadıkları orası kalmıştı. Oraya da el atmışlar. TÜGVA'dan torpilli milyoner olmak isteyen yarışmacılar. Bunu da gördük. Siz TÜGVA'da karışık kuruş lavuk bir şey yapıyor musunuz? Hayır. Vakıf ve cemaat üyeliğinden emniyet ve ordu gibi kurumlara kişi yerleştirme. Bedelsiz ya da cüzi miktarlara taşınmaz tahsisleri. Eğitim amaçlı alınan bu taşınmazların üçüncü kişilere ticari amaçla kiralanması. Tartışmalar, iddialar hep gündemdeydi ama bu sefer içerden sızan belgeler üzerinden konuşuluyor. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'nun da vakfa ait olduğunu kabul ettiği belgeler. İçeriden belgeleri almış ya bu adam, sızdırmış, kendisine gerek yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor. O belgelerde sadece kimlerin nereye atandığı yer almıyor ya da hangi ilde, hangi yurtların olduğu, Gazeteci Murat Ağrel belgeleri inceledi, içerinden bir televizyon yarışması çıkardı. <laughs> Bu sesi çoğu kişi bilir. ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan bir yarışma. Kim milyoner olmak ister? Kim istemez ki? Öyle değil mi? Öyle değilmiş. Ağrel'in belge ve taraflara dayanarak açıkladığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu TÜGVA, programa yarışmacı gönderiyor. Kazanılan para, vakıf ve yarışmacı arasında paylaşılıyor. Ağrel'in belgeler içinde incelediği dosyanın adı iş takibi. Dosya içinde görevli isimler ve görevli oldukları konular yer alıyor. Görev tarihi olarak da 13 Aralık 2016 yazılmış. Gelelim görevin konusuna. Konu bölümündeki başlık şöyle. Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı. Dosyada yer alan bilgilere göre her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcıların programa kaydının yapılması istenmiş. İsimlerin karşısına da yapıldı kaydı yazılmış. Arel belgeleri gönderen kişinin kendisine yaptığı açıklamayı da aktarıyor. Şöyle. Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olursa bir kısmı vakfı olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPIH'da çalışan o dönem genel başkan yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabia Kazak hanıma verildi bu görev. Suat'ın bırakmasının sebebi Yunus Becit'in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önce Berat Albayrak'ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu. İşte o yarışmacılardan birkaç örnek. Belgelere göre 11 Mart 2017 tarihinde TÜGVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan yarışmaya katılıyor. Hatta programın reklamında TÜGVA üyesi olduğu da belirtilmiş. Bir başka isim. Hicret Kızılkaya. 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış. O da TÜGVA'dan. 22 Nisan 2017 tarihinde yarışmaya katılan Betül Becit. TÜGVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan Papillon Ajansı'nın sahibi Yunus Becit'in eşi. Belgeler ortaya koyuyor ki bu vakıflarda liyakate değil sadakate, umutlara değil üyeliğe bakılıyor. Hayır, hayret etmez noktadayız olup bitene de torpil bu kadar ayyuka çıkınca yarışmanın bu yarışmanın yayınlandığı televizyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürlerinin zaten e, Türk Vakim'in oğlunun yönetiminde olduğu vakıf öyle söyleyeyim. E, oğlunun vakfından dünürlerin televizyonuna yarışmacı göndermişler. Hala daha bu yarışmalara katılmak için sıraya giren, işte mülakata alınan, biz de belki milyon kazanırız diyenler var. Onların iyi niyetine selam göndereyim de devam edelim efendim. 2021 Türkiye'sinden benzin kuyruğu manzarasıyla. Işık Aygün Ankara'dan göndermiş bu fotoğrafı. Ankara Gölbaşı'nda şu anda bir akaryakıt istasyonuna girebilmek için aralarında lüks araçların da bulunduğu birçok araç kuyruğa girmiş durumda. Niye? Bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine ciddi zam geliyor. O yüzden... Şimdi o zam haberini de tekrarlayabiliriz arkadaşlar ekranda. Motorine ve benzine bu gece yarısından itibaren zam geleceği için zamsız fiyattan akaryakıt alabilmek için akaryakıt istasyonlarında kuyruğa girenler var 2021 Türkiye'sinde. 14 kuruş birine, 41 kuruş birine motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam gelecek bu gece yarısından itibaren. Şimdi ilaç haberi var sırada. Öyle ya diyorlardı ya. Kuyruğa girerdiniz, tüp kuyruğuna, hastane kuyruğuna girerdiniz diye hatırlatılıyor 30 yıl önce yaşananlar. Sosyal Güvenlik Kurumu 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı. Uygulama bugün itibariyle hayata geçti. Artık bizler ağrı kesici özelliği olan bu ilaçları almak istediğimizde cebimizden para vereceğiz. Bazı ağrı kesiciler, spreyler ve jeller. Pandemide sıkça kullanılan boğaz spreyleri, hatta bebeklerde diş çıkartırken kullanılan kremler artık hiçbiri geri ödeme kapsamında değil. Sosyal Güvenlik Kurumu 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı. Karar uygulanmaya başlandı. Daha önceden tamamı ağrı kesici özelliği olan bu ilaçlardan yalnızca katılım payı alınıyordu ama vatandaş bundan sonra 52 ilacı ancak tamamının parasını ödeyerek alabilecek. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan'a göre söz konusu ilaçların fiyatlarında artış yaşanacak. Bugün 52 ilaç ödemeden çıktığında dünyada da bunun örnekleri hep bu şekilde ilerlemiştir. Bu ilaçlar geri ödemeden çıktığında fiyatlarında her zaman büyük Büyük bir artış olur. Vatandaşın e, bugün 5 liraya ödemeden çıktığında aldığı ilaç belki yarın 20 lira, 25 liraya ulaşabilir. Bir başka değişiklikte de orijinalinin muadili olan eşdeğer ilaçlarla ilgili. Eşdeğer ilaçlarda taban fiyatı %10'dan %5'e çekildi. Karar 16 Eylül'den bu yana uygulamada. Yani vatandaş ödediği ilacı artık %5 daha fazla ödeyerek almaya başladı. Bunların hepsi tabii ki sosyal devlet anlayışına ile aykırı, ilaca ulaşımı zorlaştıran etkenler. Her zaman söylediğimiz gibi bizler e, sağlıkta tasarrufun olmayacağı e, görüşümüzü tekrar yinelemek istiyoruz. Kuyrukta beklerdiniz, hastane kuyruğunda diyorlar ya 30 yıl önceyi hatırlatıyorlar. Şimdi hastane kuyruğunda değil evde randevu kuyruğunda bekliyoruz. Randevu alamıyoruz. Dün sosyal medyada etiket çalışması başlattı hastalar. Hastaneden randevu alamıyoruz diye. Randevu yok diye. Bugün de HTV muhabiri Gülgündüz ve kameraman Murat Kibar Bakırköy'de bir hastaneye gitti. Hastalarla konuştu. Bir de kendileri randevu almaya çalıştılar sistemden. Bakalım alabilmişler mi? Ne randevu alabiliyorsun? ne sıra alabiliyorsun. Ne kadar süre önce aldınız randevuyu? Bir ay önce. Anca sıra geliyor. Muayene olmak için aylarca randevu bekleyen de var. İstanbul'un bir ucundan diğerine muayene olmaya giden de. Silivri'de oturuyorum. İstanbul Fatih'ten randevu aldım. Beyin ve sinir cerrahına. Yani Silivri nerede? Fatih nerede? Pek çok kişi bu durumda. Randevular tıka basa dolu. Aynı doktorla tedaviye devam etme şansı neredeyse imkansız. Alamıyoruz ki randevu. Mesela Esenyurt'ta atıyorum. Taksim'de doktora gidiyorum. Oradaki hastanelerde randevu yok. O da Taksim e ikinci kez gitmeye kalkıyorum, aynı doktora gideyim. Bir daha randevu bulamıyorum, yine herhangi bir hastaneye gidiyorum. Yani aynı doktoru bir daha görme şansımız bile yok. Sağlık Bakanlığı'nın meharese sisteminde bu mesajla çok sık karşılaşır oldu hastalar. Aradığınız uygun klinikte randevu bulunamamıştır yazıyor mesajlarda. İşte bu mesajları sosyal medyada paylaşan hastalar Sağlık Bakanlığı'ndan bir çözüm bekliyor şimdi. Şikayetler artınca biz de birkaç bölüme randevu almaya çalıştık bulunduğumuz ilçede. Sağlık Bakanlığı'nın meharese sistemine girdim ve hasta randevusu seçeneğinden Buradaki bölümlere randevu almaya çalışacağım şimdi. Bakırköy'ü seçiyorum. En çok muayene olunan bölümlerden birisi göz polikliniği ve şimdi göz polikliniğini seçeceğim. Doktor tercihi ve hastane tercihi yapmıyorum. Bakalım en yakın nereye randevu alabileceğim. Ancak bir bilgilendirme notu geldi. Aradığınız klinikte alınabilir randevu bulunamamaktadır diyor. Şimdi yine Bakırköy'de diş hekimliği bölümüne randevu almaya çalışacağım. Yine hastane tercihi yapmıyorum. Bakalım randevu bulabilecek miyim ve yine bilgilendirme notu aradığınız klinikte alınabilir uygun randevu bulunmamıştır diyor. Durum böyle ama o yoğunluktan doktorlar da şikayetçi. Bir doktor 7 dakikada bir hasta baktığını paylaştı sosyal medyada. Geçtiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği de hekimlerin durumunu paylaşmıştı. Bütün bu faktörler hekimleri ve sağlık çalışanlarını çok mutsuz etti. Ee, pandemi döneminde 8 bin hekimin istifa ettiğini devletten görüyoruz. Bunun büyük bir kısmı doktorluğu bıraktı, bir kısmı da özel’e gitmek zorunda kaldı yaşamlarını sürdürebilmek için. Buna göre yurt dışında çalışma belgesi için başvuran 5 bin hekim var. 2020 yılında 12 bin’e yakın beyaz kod verilmiş, yani sağlıkta şiddet ihbarı yapılmış Son 18 ay içindeki pandemi sürecinin önemli bir kısmında istifa ve emeklilik yasağı vardı. Yasak kalkınca 8 bin hekim kamudan istifa etti. Zaten devlet hastanelerinde bu kadar günde bir hekimin 100-150 hasta bakması imkansız bir şey. Bir insanın 5 dakikada bir hekimin bir hastayı anlayabilmesi, tanı koyabilmesi, tedavi edebilmesi neredeyse imkansızdır. Hekimler uzun zamandır bir imkansızı gerçekleştiriyorlar. Bir hekim içinde bulundukları durumu da madde madde anlatıyor. Bu ekranı görmekten şikayetçi olan hastaların gözü kulağı da Bakanlığın bu konuda atacağı adımda Sedat Peker yeni tweetler atıyor. Onları okurken yakalandım. Ben de bahsedeceğim içeriğinden. Siyasi suikastlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün gündemindeydi. Bir yanıt verdi muhalefete. Devam edeceğiz. Hallerimizi bir konuşalım. Sağlığı gördünüz. Bir de eğitimden söz edeyim müsaade ederseniz. Üst üste sınıflar karantinaya alınıyor. Eğitime devam. 6. haftadayız. Eğitim öğretim dönemi başlayalı. 6. haftayı da bitiriyoruz. E, rapor hazırladı veliler, veli der. Sadece bir ilimizde Bursa'da 600'e yakın sınıf karantina altında. O rapor çok çarpıcı, onu bir aktaralım. Haftalardır uyarıyorlar. Sınıflar seyreltilmedi, havalandırma yok. Ek derslik de, öğretmen ataması da yok. Bir buçuk yıllık aranın ardından başlayan yüz yüze eğitimde 6. hafta bitti. Sadece Bursa'da 600 sınıf karantinada. okullar açık kalsın. Uyarıları ileten de karantinadaki sınıfları açıklayan da Öğrenci Verileri Derneği. Evet, Okullarda salgın yayılıyor, eşitsizlik artıyor, haftalardır raporlarını yayınlıyor, bu uyarıları tekrarlıyorlar. Evet. Verileri çarpıcı. Sadece Çankaya Yeni Mahalle'de son bir haftada 63 öğrenci koronavirüse yakalandı. 376 öğrenci teması. Kartal Cebeci Ortaokulu'nda 13 sınıf karantinaya alındı. Bursa'da 600 sınıf karantinada. Yani sadece bu rapora göre binlerce öğrenci için yüz yüze eğitim mümkün değil. Peki önlemlerle bu engellenebilir miydi? Veliler yeniden